Şimdi hala kuvvetli ve büyük bir kütle olarak duruyor iktidarın arkasındaki siyasal taban. Yani sayısal olarak da böyle, sosyolojik olarak da böyle. Bu tabanın temel ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ve hala belirli bir kısmı için önemli olan kimlik özelliklerinin hesaba katılmadan bir siyasi gelecek tasavvur etmek mümkün değil. Yani bunlar, bu kütle, bu kalabalık kendi içerisinde ayrışabilir, blok davranmayabilir ama bunu hesaba katarak bunun içinde olduğu bir gelecek siyaseti söz konusu. Ama bu gelecek siyasetinin bizzat AKP'nin kendisi ve onun ürettiği, Erdoğan'ın ürettiği liderlik formunun bir tür tazelenmesiyle mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yani yazıda bir kullandığım tema da bu. Bu yüzden buna ne olacaksa o şey, yeni şey, onun post Erdoğan diye tarif edilebilir bir şey olmayacağını söylüyorum. Çünkü düşünüyorum. Çünkü ne kurumsal olarak iktidar kombinasyonunun, ne kurumsal yapı olarak AKP'nin, ne de liderlik formu olarak Erdoğan'ın bir tazelenmeyle, bir yenilenmeyle, bir değişimle kendini sürdürebilirlik kabiliyeti olduğu kanaatinde değilim. Bu kütlenin ayrışarak ama bu kütlenin bir biçimde başka bir ihtiyaç formuyla yeni bir siyasi yapıya ya angaje olmaları Zaten ya Kemal, üretmeleri mümkün.